Evet sevgili dostlar, bugün yine yepyeni bir tarifle sizinle beraberim. Bugün soğuk baklava dediğimiz baklavamızı yapacağız beraber. Kolay, pratik, lezzetli. Nasıl yapacağız? Önce malzemelerimizi sayalım. Tereyağımız var, margarinimiz var, hazır aldığımız baklavalık yufkamız var, süt, krem şanti ve 100 gram şekerimiz var. Süt 1 litre, krem şanti 400 gram, 2 paket yani. Yağlarımız da toplamda 250 gram, 125 gram tereyağı, 125 gram margarin. Böreklik baklavalık yufka aldık 800 gram. Hepsini kullanmayacağız. Ortalama 400-500 gramını kullanacağız. Yani yarısını kullansak da bizim için yeterli. Yağımızla tereyağımızı eriteceğiz. Kaynatmadan eriteceğiz. Üzerinde kefi olursa kefini alacağız. Yufkamızı, baklavalık yufkamızı güzelce tezgahın üstü ıslak olmayacak şekilde bir havlu koyduk. Üzerinde açacağız. Islanmasınlar. Islandı mı yapışır birbirine, açılmazlar. Önce yağımızı eriteceğiz. Sonra yufkalarımızı açacağız. Sırasıyla bütün işlemleri hep beraber yapacağız. Yemek sahnesi Murat Kemal Yaşar ya da Doktor Murat olarak kaydettiğiniz zaman rahatlıkla çıkıyorum. Abonelik ücretsizdir. Destek vermek isterseniz yorum yapmanız ve abone olmanız bizim için çok faydalı olur. Evet, yufkalarımız gördüğünüz gibi hazır yufkalar. Makine yufkası bunlar. Tek tek tel tel ayrılıyor. Aldığımız yer iyi bir yer olduğu için yapışmamış, kurumamış. Dolapta saklıyorlardı. Gördüğünüz gibi açılıyor. Şöyle 30 santim ebatında 1,5 karış büyüklüğünde bir tepsimiz var. Teflon tepsi. Ben genelde kare tepside, alüminyum tepside yapardım. Evde bulamadım. Bulamayınca ben de bunu da yapmak istedim. Yağımızı yavaş yavaş eritiyoruz. Yağımızı eridikten sonra tepsimizi yağlayacağız. Sırayla hepsini teker teker yapacağız. Videomuz uzun gibi görünüyor ama evet, kremamız bu. Markaları sakladım reklam olmasın diye. 100 gram yani yarım bardakta şekerimiz var, toz şekerimiz var. 1 litre süt, yarım yağlı, tam yağlı fark etmez. Yağımız eridi. Üzerinin kefini aldık. Tepsimizi güzelce bol bol yağlıyoruz. Tepsimizi yağlayacağız. Güzelce boşluk kalmayacak şekilde süreceğiz her tarafına eşit bir şekilde bir fırça yardımıyla. Daha sonra yufkalarımızı yerleştirmeye başlayacağız. Ben sade soğuk baklava yaptım. İçerisine ceviz, fıstık, fındık herhangi bir şey koymadım. Üzerine çikolata rendelemeyi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi tepsimizi güzelce yağladım. Ve alt tarafına bütün bütün 2-3 parça koyacağım. Baklavanın özelliği şudur. Ağır ateşte pişer, geç pişer, 35-40 dakika sürer ve her katına şöyle gördüğünüz gibi yağ serpelemek lazım. Bu yağ ne olur? Yağın içerisindeki maddeler 180 derecenin üstüne çıktığı zaman kabarmaya başlıyorlar. İşte bu kabarmalar da baklavanın kabarmasını sağlıyor. Her kata yağ serpeceğiz. Yağımızdan bir fırça alıp yavaş yavaş her katımızı yağlayacağız. Ben birkaç yaprağı bütün olarak koydum. Daha sonra yuvarlak kesip tepsi büyüklüğünde öyle koyacağım. Sonra kırpıntıları da koyacağım. Onlar da ziyan olmasınlar. Yaklaşık bir 35-40 kat zannediyorum olacak. Gördüğünüz gibi her katı yağlayarak bütün tepsiyi yukarıya doğru dolduracağız. Şimdi tepsinin hizasında baklava yufkalarını yuvarlak yuvarlak keseceğiz. Yağlamak çok önemli bu arada. Ilık olsun, yağ çok sıcak olmasın. Küçük yağ fırçaları, süpürgeleri de olur. Ben bu küçük aparatla, fırçayla yaptım ama her tarafı da yağ ettim. Hanıma ben bu işi bitirene kadar mutfağa girme dedim. Yoksa ay ne yaptın, ne ettin, etrafı batırdın diyecek. Ben bu işlemleri yaptıktan sonra her tarafı temizleyeceğim. Gördüğünüz gibi yuvarlak yuvarlak kestim tepsiyi, üzerine koyup iz yaptım.
Şimdi bu yuvarlakları teker teker yağ dökerek kat kat koyacağız. En sona kadar böyle yağlayıp koyduktan sonra en sonda kenardakileri içe doğru katlayıp sonra yüzlük dediğimiz bu parçalardan 3 tane daha koyup yağlayıp kesip fırına atacağız. Fırın 180 derece 170 derece civarında olsun. Yavaş yavaş pişsin. İçini çektire çektire pişsin. Yok eğer 200 derece, 220 derece, 230 derecede yaparsanız çabuk pişer. Üstü çabuk kızarır. Altı çabuk kızarır. İçini çekmeyeceği için içi hamur kalır. Özellikle 180 dereceye ayarladığınızdan emin olun. Hatta 170 koyun, garanti olsun. Yavaş yavaş içi çeke çeke pişsin. İçinin çekmesi daha sonrasında şerbetli tatlı olsa sorun çıkarmaz. Şerbetten dolayı. Ama sütlü tatlı olduğu için, süt dökeceğimiz için ve soğuk dökeceğimiz için ortasının hamur kalmasına sebep verir. Biz ne yapacağız? Yavaş yavaş, acele etmeden pişireceğiz. Biz bugün annemin fırınında pişireceğimiz için fırını pek iyi tanımıyorum. İnşallah bir olumsuzluk çıkmaz. Fırın, ankastre fırın. Ben ankastre fırın pervanesini çalıştırmayacağım. Düz olarak altlı üstlü ızgarasını çalıştıracağım. Tepsiyi de alta yakın bir yere koyacağım. Yani altı daha çabuk pişsin, üstü yavaş yavaş kızarsın diye. En sonunda da en altı alacağım. En altta altı biraz daha pişsin, üstü yanmasın diye o şekilde pişireceğiz. Siz de aynı şeylere dikkat ederseniz fırın çok önemli. Ne kadar güzel yaparsanız yapın fırında pişirme süresi de çok önemli. Tabi taş fırınlarda pişiriyorlar baklavacılar. Odun fırınlarında pişiriyorlar. Odun söndükten hafif fırın soğumaya başladıktan sonra atıyorlar. Fırının uzak kısmına, aleve yakın olmayan kısmına yavaş yavaş pişiriyorlar. Şimdi biz de ona benzer bir şekilde pişireceğiz. Güzel olacağından eminim. Ben biraz keserken sorun yaşayacağım. Çünkü tepsim benim teflon tepsi olduğu için bıçağı vuracağım zaman teflon tepsi çizilmesin diye bastıramayacağım. Üstün körü kesmeye çalışacağım. Siz bir alüminyum tepsi, bir çelik tepsi olursa kesmesi çok kolay olur. Korkmadan bıçağı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Birazdan bıçağımız güzel keskin olduğu halde yine sıkıntı verecek gibi geliyor. Gördüğünüz gibi her katına baklava yufkasının yağı mutlaka serptim. Dediğim gibi bu serpme işlemi önemli. Çünkü kabarmayı sağlayan olaylardan bir tanesi bu. Fırın 180 dereceye geldiği zaman bu yağ içerisinde her katta tekrardan kaynamaya başlıyor. Kaynamaya başlayınca içindeki yağ, içindeki su dışarı çıkmaya çalışıyor. Margarinin içinde su var. Su değil tamamen. O su dışarı çıkmaya çalışırken, buhar olmaya çalışırken bu esnada kabarıyor. Bulunduğu yerde yukarı doğru çıkmak istediği için yukarıya doğru kabarıyor. Esası bu. Yani baklavanın kabarmasındaki temel mantık bu. Her katını güzel yağlamak. Bir de keserken ilk başta yağ en üst kata dökmeden bıçakla kesersek birinci sırayı, ikinci sırayı ise yağı tamamen üzerine kalan yağı boca edip öyle kesersek üst yaprakların ayrılmamasını sağlamış oluruz. Rahatlıkla kesilir. Baklavada önemli olan şeylerden bir tanesi bıçaktır. Bıçağın gerçekten çok keskin olması lazım. Eğer keskin olmazsa bıçak kesmeyeceği yerleri bastıracağı için o kısımlar yapış yapış olacaktır. Ve böylece de kabarmayacaktır. Bıçak keskin olursa bıçağı vurduğunuz gibi oralar kesilecektir
ve daha çabuk kabarması sağlanacaktır. Birazdan pişirdiğim zaman göreceksiniz zaten. Bıçağım birazcık benim keskindi. Kasap bıçağıydı. Onunla kestim. Evet, bütün her tarafı yağladım. Gördüğünüz gibi kırpıntılar kalmıştı. Baklavanın kırpıntıları. Onları da tek tek aralara serpiştirdim. Onların da bütün olması şart değil. Böyle parça parça halinde de koyarsanız hiçbir sıkıntı yaratmaz. Hem ziyan olmaz hem de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yine o katları da yağlayalım. Evet. Baklavamız yavaş yavaş sona doğru geliyor. Bu arada benim ufak kız çekiyor kamerayı. Eğer beğendiyseniz yorumlar bölümüne yazın. Like atın. Çok seviniyor. Benim çektiğim video çok izlenmiş. İşte beğeni almış diye. Takip ediyor. Her gün açıp bakıyor. Eylül videoyu çekerken de bazen sandalyeye çıkıyor. Bazen yandan çekiyor. Kolum yoruldu diyor. Kameracılar nasıl diyor bunu çekiyorlar diye de onlara da hak vermiyor değil. Evet, gördüğünüz gibi kırpıntıları, kenarlarda kalanları da kat be kat, kat be kat koyduk. Yağladık. Sona doğru yaklaşıyoruz. Evet, yavaş yavaş. Bütün kırpıntıları koyduktan sonra ziyan olmasın. Gayet güzel bir şekilde. Çok yorucu olmadı. Baklava yufkası açmayı bilmiyorum. Normal lavaş, normal herhangi pizza bunları açabiliyorum ama baklava açmayı hiç denemedim. Bir gün kısmet olursa onu da kendim açtığım zaman sizlere videosunu çekerim. Şimdilik kolayına kaçtım. Hazır yufka aldım. Baklavalık yufka. Onunla açtık. Şimdi kenarları içe doğru güzelce katlayacağız. Gördüğünüz gibi gayet de güzel katlanıyor. Kurumuş kenarlar. Fazla baklava yufkasını dışarıda tutmamak gerek. Mutlaka eğer bekleteceksek üzerine çok az nemli tülbent serip baklava yufkasının kurumamasını sağlayalım. Tekrar yağlıyoruz. Yağladıktan sonra katları koyacağız. Yuvarlakları. Kestiğimiz hazırları. Evet, bunları da yağlayacağız. Sonra kesme işlemlerine başlayacağız. Bu gibi sütlü tatlılarda Urfa yağı dediğimiz tereyağını kullanırsak çok ağır olur. Çünkü süt döküyoruz. Bunda normal margarin ve ev tipi tereyağı kullanırsak çok yoğun bir tat olmaz. Hafif olur. Ama baklava olsaydı mutlaka ben Urfa yağı dediğimiz sade yağ, sarı yağ mutlaka kullanırdım. Daha önceki videolarımda yaptığım baklavalarda mutlaka kullanmıştım. Soğuk baklavada 1 kilo süt, 100 gram şeker, 500 gram krem şanti. Birebir ölçüdür bu. Ben bu tepsiye aynen bu ölçüyü kullandım. Sizler de bunu kullanın. 400 gram civarında yufka kullanın. 1 litre yağlı ya da yarım yağlı süt, 2 tane krema ya da krem şanti ve 100 gram şeker, yarım bardak şeker kullanın. Bıçağım biraz ilk başlarda kötüydü. Hemen bıçağı değiştirdim. Annemin kasap bıçağını aldım. Şimdi bu arada şerbetimizi de hazırlayalım. Gördüğünüz gibi boş bir tencereye şekerimizi koyduk. Sütümüzü güzelce karıştıra karıştıra döküyoruz. Şekerin erimesi için. Krem şantiyi koyduktan sonra eğer bu kadar çok karıştırırsak krem şanti köpürür. Köpürünce de üstünde çirkin bir görüntü oluşturur. O yüzden
Şeker eriyinceye kadar sütle sadece ikisini karıştıracağız. Şeker tamamen eridikten sonra krem şantiyi korkmadan atabiliriz. Çünkü krem şanti bir iki çevirdiğiniz zaman sütle karıştığı için rahatlıkla olacaktır. Evet, fırına atıyoruz şimdi baklavamızı. Gördüğünüz gibi fırına attık. Birazdan takip edeceğiz fırındaki sürecini de. Şekerin tamamen eridiğini gördük. Şimdi krem şantiyi, krema da olur, pastacılıkta kullanılan, onu iki paket içerisine döküyoruz ve hafif hafif karıştırıyoruz. Çok çırparsak köpük olur. Evet, gördüğünüz gibi köpürtmeden şekeri erittik. Krem şantiyi yedirdik. Şimdi krem şantide pütürler kalmıştı. Onun için bunu bir defa süzeceğiz. Süzmeden önce fırına bir bakalım. Fırındaki durumumuz nedir? Evet, yavaş yavaş kabarmaya başlamış. Gördüğünüz gibi hafif hafif de kızarmaya başlamış. Bu süreç yaklaşık 10 dakikalık bir süreçti. Evet, tenceremize güzelce süzüyoruz. Krem şantinin pütürleri kalmasın diye. Bir kaşık yardımıyla da bunun içerisinde kalan pütürleri de yediriyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi bir damlası ziyan olmasın diye uğraşıyoruz. Evet. Daha sonra bu işlem bittikten sonra zaten bizim baklavamızın çıkıp şerbetlenmeye hazır hale gelmesini bekleyeceğiz. Evet, baklavamız gördüğünüz gibi bayağı kabarmış, renk almış. Gayet güzel. Şimdi bir açıp bakalım yakından. Işıkta mı güzel görünüyor yoksa gerçekten güzel olmuş mu? Evet, evde yapılabilecek en kolay, en pratik tatlılardan birisi. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş bayağı bir kızarmış. Biz daha da içini çektirene kadar bekleyeceğiz. Şimdi ne yapacağız? Baklavamızı bir alt kat alacağız. Yani tepsiyi tabağına daha yakın bir hale getireceğiz. Izgarayı aldık, en alta yakın bir yere koyduk. Tepsiyi koyduk ki alt taraftan içi de çeksin diye. Gördüğünüz gibi baklavamız hemen hemen harika bir şekilde kızardı, pişti. Şimdi tezgahın üzerine alıp soğumasını bekleteceğiz. Soğumasını beklettikten sonra yavaş yavaş şerbetini vermeye başlayacağız. Şerbetimiz hazırdı zaten. 1 kilo süt, 500 gram krem şanti krema ve 100 gram şeker. Şimdi bir baklavanın sesini dinleyelim. Evet, baklavamız çıktı, içini çekti. Benim kızım kamerayı bana teslim edip kendisi şerbeti dökmeye başladı. Baklavamız hafif ılındıktan sonra soğusa bile olur, buz gibi olsa bile olur. Akşamdan pişirin, kenara atın, sabahleyin buz gibi olsun. Sabahleyin bile şerbetini verebilirsiniz, sıcakken de verebilirsiniz. Hemen çeker, kesinlikle. Tekrar ısıtmanıza falan gerek yok. Normal baklavalarda soğuk olduğu için şerbet dökülmez. Tekrar ısıtıp şerbetini vermeniz lazım. Ama soğuk baklavada bu geçerli değil. Sütü tamamen çekiyor. Yaklaşık bekleme süresi fazlalaşıyor. Evet kızım, gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde şerbeti gayet güzel döktü. Tabii benden fırça da yedi. Yukarıdan döküyor diye, gördüğünüz gibi. Biraz alçaktan dök diye defalarca söyledim ama kızım yavaş yavaş, evet, bir de biz gösterelim ona nasıl dökülürmüş.
Çok güzel. Çok sıcak olursa içerisinde süt olduğu için kesilebilir düşüncesi var. O yüzden biraz ılıttıktan sonra şerbetini verdim. Şerbet dediğim yani bu süt, krema ve şekerden oluşan şerbet. Tamamen bu sütün tamamını bu tepsiye, 30 santimlik tepsiye hepsini dökeceğiz. Kızım nasıl? Güzel mi? Dökülüyor mu? Evet. Şimdi gördüğünüz gibi şerbeti biraz fazla gibi görünüyor. Ama birazdan göreceğiniz zaman tamamen çekecek. Şimdi bir rendemiz var. Büyük gözü değil, küçük gözüyle. Evet, burasıyla. Burasıyla değil. Burasıyla çikolatalarımızı rendeleyeceğiz. Çikolatalarımızı dolaba koyduk. Dolaptan çıkarttık sütlü çikolata. Tamamını rendeledik. Onu da dolaba koyduk. Yapış yapış olmasın diye. Ellerimiz tabii çikolata oldu. Gayet güzel rendeledik. Dikkatli bir şekilde yaptık. Çünkü rendemiz gayet keskindi. Mis gibi rendelediğimiz çikolatalar gördüğünüz gibi. Daha sonrasında şerbeti de çekti baklavamız. Kaşık yardımıyla, elimizde erir çünkü çikolata. Bir kaşık yardımıyla tepsiye eşit bir şekilde her tarafına rendi çikolatamızı dökeceğiz. Burada önemli olan bütün dilimlere çikolatanın gelmiş olması. Bu bize kaça mal oldu derseniz, 20 liraya çikolatayı aldım. 25 liraya yufkayı aldım. 15 liraya sütü aldım. 35 liraya şantileri aldım. 100 gram şeker 5 lira. Yağlarımız 15 liraydı. Tereyağımızı evden koydum. Ona da 15 desek 30 lira da o. Yani unuttuğumuz bir şey var mı? Yok. 30, 65 topluyorum şimdi. 65, 25 de o. 80, 80, 80, 30 da oydu, 20 oydu, 80, 100 lira. Evet, galiba 100 liraya mal oldu. Bir yanlış bir şey yapmadıysam eğer. 100 liraya falan mal oldu gibi. Tekrar yapalım. 25 lira yufka, 35 lira şanti, 60, 5 lira şeker, 65, 20 lira çikolata, 85, 15 lira süt, 100. Evet, 100 liraya mal oldu. Evet, geldik sonuca. Sabaha kadar bekleyip de soğumasını beklemeyeceğiz. Kızımla beraber yemek istiyoruz. Orta kısımdan bir dilim kızıma, bir dilim bana çıkaralım bakalım. Hoppacık. Gördüğünüz gibi görüntüsü çok güzel. Damlıyor sütler. Tabağa bir servis yapalım. İkiye bölelim. Evet, kızım bir bak bakalım. Nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? Dibinde hala şerbeti var. Gayet güzel görünüyor. Sabah olunca daha güzel olacak, çekecek. Buzdolabına koyacağız, buz gibi olacak. Öğleden sonra başlarız yemeğe. Evet, şimdi tadım sırasına geldi. Benim gurme kızım. Bir baksın bakalım gurme kızım. Tadı nasıl olmuş? Şu anda görüntüsü çok güzel. Pişmesi güzel. Çikolatası çok güzel görünüyor. Sütünü de çekti. Gayet güzel görünüyor. Başarılı bir şekilde yaptık. Toplamda bir saati buldu galiba. Bir saat, 1 saat 20 dakika falan. Evet, kızım bir tadına baksın. Evet, tekrar abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, soru sormayı unutmayın. Mutlaka soru sorun. Cevap mutlaka vereceğim. Hepinize afiyet olsun diyorum şimdiden. Diğer videolarda görüşmek üzere.